İnönü zamanında ekmek neden karneyle dağıtıldı? Birinci Dünya Savaşı'nın getirisi olan dünya çapındaki ekonomik darbelerin ve 1929 yılında bütün dünyayı kasıp kavuran büyük buhranın üstüne gelen İkinci Dünya Savaşı İnönü döneminde gerçekleşmiştir. O dönem yeni kurulan ve Osmanlı'dan kalan ciddi bir ekonomik altyapı mirasına sahip olmayan Türkiye Cumhuriyeti, İkinci Dünya Savaşı'nın korkunç kamplaşması içerisinde bağımsız kalmaya çalışarak her ihtimale karşı yine de savaşa hazırlanmıştır. İnönü, hem ülkede üretimi kıt olan, hem de savaş ve kriz yüzünden ithalatı çok zor olan buğday ve ekmeğin tüketimine kotalar koyarak halkı karneye bağlamıştır. Bütün amaç bu kıtlık ve belirsizlik içerisinde halkı sömüren kara borsacılık düzeninin önüne geçmek, kaynakları israf etmemek, hem de savaş ihtimalinde orduyu besleyecek stok oluşturmaktır. İkinci Dünya Savaşı'nda bütün dünyanın büyük kıtlıklar ve yıkımlar yaşadığı bir dönemde, ülkemizi savaşa sokmadan çıkartan İnönü yönetimini karne dağıttı, yokluk vardı diye anlatmak büyük bir yalana ortaklık etmek. Dönemi en güzel özetleyen ifade, İnönü'ye "Sen bize ekmeksiz, şekersiz bıraktın" diyen bir çocuğa verdiği "Ben sizi ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım" cevabıdır.